Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Shiba Inu, Shib Cüzdan ön sipariş tarihi hakkında resmi duyuru yaptı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Shiba Inu, Shib soğuk cüzdanı ile ilgili bilgileri paylaşıyor. Resmi Shiba Inu Twitter hesabı, çok beklenen Shib temalı soğuk cüzdan hakkında bir güncelleme sağladı. Kart şeklindeki kasalar, Shiba Inu ekosistem belirteçleri, Shib, Bone ve Leash dahil olmak üzere kripto varlıklarını korumak için kullanılacak. Bildirildiği üzere Shiba Inu ekosistem yetkilisi Luigi, Shiba Inu soğuk cüzdanının ön siparişiyle ilgili bir güncellemenin geleceğini ima etti. Resmi Shib Twitter hesabı, ön siparişlerin önümüzdeki 10 gün içinde, tam olarak 29 Mayıs'ta başlayacağını bildiriyor. Geçen hafta sonu, İsviçre merkezli blockchain şirketi Tangem, benzersiz bir soğuk cüzdan çözümü sunmak için Shiba Inu ile ortaklığını duyurdu. Soğuk cüzdan, kredi kartı ile aynı boyutta olduğu için kullanıcıların PC veya dizüstü bilgisayara ihtiyacı yoktur. Tek ihtiyaçları olan bir kart ve akıllı telefonları. Yeni cüzdan 6000'den fazla para birimini işleyebileceğinden, kullanıcılar Shib dahil dijital varlıklarını dünyanın her yerinden saklayabilecek ve yönetebilecek. Ek olarak, kullanıcılar merkezi olmayan borsalara, DEX, misli olmayan tokenlere, NFT'ler ve merkezi olmayan finansa, DeFi erişebilecek. Kısa bir süre önce Shiba Inu desteğinin eklendiğini açıklayan Brezilyalı kripto para borsası Digitra.com'dan olumlu listeleme haberi geldi. Bu, Digitra kullanıcıların artık herhangi bir ücret ödemeden Shib satın alabileceği, satabileceği veya elinde tutabileceği anlamına gelir. Shib Yanık web sitesine göre Shiba Inu yanma oranı %182 arttı. Bu, son 24 saat içinde tek bir işlemde 2.078.271 Shib jetonunun yakılmasından sonra gelir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.